Bir düşün, devasa bir Nvidia GPU'nun saniyede yaptığı milyarlarca işlemi parmak ucuna sığan küçücük bir çip nasıl geçebilir? Hızla mı yoksa enerjiyle mi? Çünkü bazen kazanmak için daha çok güç gerekmez. Sadece o gücü daha akıllı kullanmak gerekir. Peki hiç aklına geldi mi? Eğer bir çip veriyi 1 ya da 0 gibi keskin sınırlarla değil de elektriğin akış gücüyle yani şiddetiyle anlayabilseydi ne olurdu? İşte analog denilen o yeni çağ tam burada başlıyor. Artık matematik formüllerle değil, elektriğin kendisiyle çözülüyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün seni işlemcilerin mantığını kökten değiştiren yepyeni bir dünyanın içine götüreceğim. Çin'de geliştirilen yeni bir analog işlem teknolojisi, bugünün en güçlü ekran kartlarını yani GPU'ları bazı görevlerde enerji verimliliği açısından onlarca hatta yüzlerce kat geride bırakabiliyor. Evet, 1000 kat iddiası kulağa çılgınca geliyor ama burada hız değil, zeka konuşuyor. Çünkü mesele daha hızlı hesaplamak değil, her bir watt'tan maksimum işi çıkarmak. Eğer bu farkı doğru anlamazsak kolayca hız ile verimi karıştırırız. Dijital işlemciler veriyi sadece iki ihtimal olarak görür, 1 ve 0. Tıpkı bir lambanın ya açık ya da kapalı olması gibi her işlem bu iki değerin dönüştürülmesiyle yapılır. Bu yüzden dijital sistemlerde analog veriyi sayıya, sayıyı tekrar analoğa çeviren ADC yani analog dijital çevirici ve DAC yani dijital analog çevirici adımlarında ciddi enerji kayıpları olur. Çünkü her çevrim işlem gücü ister. Analog dünyada ise bilgi elektriğin akışının kendisidir. Akımın şiddeti bir değeri temsil eder. Veri 1 ve 0 gibi keskin sınırlarla değil, aradaki tonlarla yaşar. Bu yüzden hesaplamayı yazılım değil, fizik yapar. Dijital bir müzikte her nota sayılarla çevrilir, sonra çalınır ama bir gitar teline dokunduğunda ses anında oluşur. İşte analog işlemcilerin doğallığı da tam burada başlar. Her bir RRM yani dirençle veri tutan bellek hücresi tek bir bilgiyi tutan minik bir elektrik kapısı gibi çalışır. Düşün, binlerce küçük musluk yan yana dizilmiş. Her biri suyu farklı şiddette akıtıyor. Bu akışın gücü veriyi temsil eder. Bilim insanları bu hücreleri öyle bir düzende diziyor ki sistem dev bir su şebekesi gibi davranıyor. Biri yatay, diğeri dikey iki kablo seti düşün. Kesiştikleri her nokta bir RRM hücresiyle birleşiyor. Her kesişim elektriğin geçtiği bir hesap noktası oluyor. Bu düzen çapraz bar olarak biliniyor. Elektrik hem yatay hem dikey hatlarda dolaşıyor. Her bağlantı noktası kendi mini hesap makinesi gibi davranıyor. Mühendisler bu yüzden diyor ki artık matematiği yazılımla değil doğrudan donanımın içine çiziyoruz. Çünkü her kablo ve her kesişim bir çarpma veya toplama işleminin kendisi. Yani o bildiğin matematik tablosu devrede fiziksel bir şekle dönüşüyor. İşte bu yapıya matris deniyor. Ama bu kez ekranın içinde değil, devrenin üzerinde yaşıyor. Yapay zeka, görüntü işleme, kablosuz iletişim ya da otonom sistemler aslında sürekli bu tablolar üzerinde işlem yapar. Dijital işlemciler bu tabloları sürekli belleğe alıp geri yazar, veriler bir uçtan diğerine taşınır. Bu taşıma sırasında harcanan enerji hesaplamadan daha fazladır. Tıpkı bir fabrikanın içinde ham maddeyi sürekli bir uçtan diğerine taşıyan robotlar gibi. Hareketin kendisi bile enerji harcar. Analog devrelerde ise tabloyu taşımaya gerek yoktur. Çünkü o tablo zaten devrenin kendisindedir. Sen sadece elektriği gönderirsin, fizik geri kalan her şeyi yapar. Dijital sistem bir satırı işlerken analog sistem yüzlercesini aynı anda tamamlar. Çünkü burada hesaplama kodlarla değil doğanın kurallarıyla gerçekleşir. Elektronlar birbirine çarpmadan yollarını değiştirir, aynı anda milyonlarca işlemi tamamlar. Kısacası dijital sistem hesap yapar, analog sistem düşünür gibi davranır. Şimdi gelelim 1000 kat farkına. Bu ifade aslında 1000 kat daha hızlı değil, 1000 kat daha verimli anlamına gelir. Yani aynı işi yaparken yüzlerce kat daha az enerji harcamak. Bu farkın nedeni iki kavramla açıklanır. Throughput yani saniyede yapılan iş miktarı ve latency yani tepki süresi. Throughput bir fabrikanın saatte ürettiği ürün sayısı gibidir. Latency ise
Bir makinenin üretime başlama süresi. Analog bellek içi işletim sistemleri özellikle matris çarpımları ve sinyal çözümleri gibi sabit kurallı işlemlerde watt başına verimlilikte yüzlerce kata kadar fark yaratır. Çünkü dijital sistem veriyi her adımda taşır, depolar ve yazar. Analog sistemde ise hesaplama akımın akışıyla, yani doğrudan fiziksel süreçlerle olur. Bu fark özellikle MIMO, yani çoklu giriş çoklu çıkış sistemlerinde çarpıcı biçimde görülür. Elektrik akımı binlerce kanaldan aynı anda geçer ve sonucu kendiliğinden oluşturur. Bilim insanlarının da vurguladığı gibi mesele aynı hassasiyeti koruyarak çok daha yüksek throughput, yani saniyede yapılan iş miktarı elde etmek ve enerji tüketimini en aza indirmektir. Geçmişte analog sistemlerin zayıf noktası olan gürültü ve sapma artık yeni nesil otomatik dengeleme devreleriyle gideriliyor. Bu çipler hatayı fark ettiğinde kendini saniyenin milyarda biri kadar sürede düzeltebiliyor. Artık analog işlemciler dijital kadar güvenilir, hatta bazı durumlarda daha dengeli. Şimdi Çin'deki ekibin sırrına bakalım. 3 katmanlı bir çözüm geliştirdiler. Malzeme, devre ve algoritma. Birinci katmanda RRM, akım geçtikçe direncini değiştirip hafızaya alabiliyor. Bu sistemin öğrenme kabiliyeti anlamına geliyor. İkinci katmanda mühendisler geri besleme, yani feedback mekanizmasıyla çipin kendi ölçümünü kendi kontrol etmesini sağlamış. Yani hata olduğunda sistem anında fark ediyor ve kalibrasyon yapıyor. Üçüncü katmanda ise dijital düzeltme devreye giriyor. Analog kısım hızlıca çözüyor, dijital kısım küçük farkları düzeltiyor. Bu hibrit yapı doğanın gücüyle insan zekasını birleştiriyor. Mesela 6G haberleşme sistemlerinde baz istasyonlarının aynı anda yüzlerce sinyali ayrıştırması gerekir. Bu devasa bir matematik işlemidir. Dijital işlemciler veriyi tek tek işlerken analog RRM sistemi veriyi fiziksel olarak kabloların üzerinde çözüyor. Elektrik gönderiliyor, akımlar etkileşiyor, sonuç eş zamanlı ortaya çıkıyor. Sanki 1000 kişilik bir orkestra tek notayla aynı anda çalmaya başlıyor. Sonuç çok basit. Aynı işi daha az enerjiyle yapmak, veri merkezlerinde düşük fatura, cihazlarda uzun pil ömrü anlamına geliyor. Üstelik bu sistemler artık tek bir işe sıkışmıyor. Programlanabilir ağırlıklar sayesinde farklı yapay zeka katmanları aynı donanımda çalışabiliyor. Görüntü tanıma, konuşma analizi veya dikkat mekanizması gibi işlemler analog hızda gerçekleşiyor. Deneylerde bu katmanlar dijital sistemlere göre 5 kat daha az enerjiyle 2 kat daha kısa sürede çalıştı. Elbette mükemmel değil. Sensör gürültüsü, akım ısısı ve cihaz farklılıkları hala mevcut. Ancak hücre bazlı seçici RRM tasarımları ve çok kademeli okuma yazma döngüleriyle sistem kendi dengesini koruyor. Ayrıca ADC, DAC çeviricileri artık toplu çalışıyor. Tek tek çeviri yerine büyük gruplar aynı anda işleniyor. Bu da milisaniyelik gecikmeleri ve wattlarca kaybı ortadan kaldırıyor. Sonuç olarak enerji zaman dengesi dramatik biçimde değişti. Bilgisayarlar daha kısa sürede, daha az güçle daha fazla hesap yapabiliyor. Çin'in bu analog mimarisi sadece bir çip geliştirmedi. Bilgisayar biliminin denklemine yeni bir terim ekledi. Artık laboratuvardan çıkıp üretim sahnesine geçiliyor. Çünkü bir fikrin kaderi makalede değil, üretim hattında belli olur. Küçük bir prototipte mükemmel çalışan sistemin milyonlarca çipte aynı sonucu vermesi tutarlılık ister. Çin ekibi teknolojiyi ticari süreçlerle uyumlu hale getirdi. Yani bu çipler el yapımı değil, endüstriyel üretime hazır. Fakat asıl test üretim sonrası başlıyor. Çünkü LLM gibi, yani büyük dil modeli gibi milyarlarca parametreli ağları çalıştırmak hiç kolay değil. Analog sistemlerin en zorlandığı nokta ağırlık güncelleme hassasiyeti. Burada çözüm iki aşamalı. Birincisi, her yeni ağırlık yazımında anlık hata ölçümüyle düzeltme yapmak. İkincisi, karma stratejiyle eğitimi dijital hızlandırıcılarda, çıkarımı analog çiplerde yürütmek. Böylece veri merkezlerinde en pahalı olan çıkarım trafiği analog dünyaya taşınıyor. Bu, bugünün en gerçekçi köprüsü. Dijital yok etmek değil, yükünü azaltmak. Hız aynı kalırken enerji masrafı yarıya iniyor. Peki bu tablo Nvidia'yı bitirir mi? Hayır. Çünkü ekosistem sadece donanımdan ibaret değil. CUDA yazılım zinciri, kütüphaneler, sürücüler ve geliştirici toplulukları hala güçlü. Ancak roller değişiyor.
GPU esnek görevleri taşırken analog çipler belirli katmanları çekirdekten çözüyor. Bu yeni melez mimari GPU artı analog IMC birleşimiyle doğuyor. Dijital beyin strateji kurarken analog kas işlemi yapıyor. Enerji verimi doğrudan kapasite anlamına geliyor. Bugün veri merkezleri megawattlarca enerji harcıyor. Şebekenin sınırları yüzünden birçok şirket kapasitesini artırmak istese de artıramıyor. Aynı işi 10x hatta 100x daha az enerjiyle yapmak, yeni bina kurmadan 2 kat daha fazla yapay zeka eğitmek demek. Artık mesele dolar değil, kilowatt saat. Geleceğin rekabeti kim daha akıllı çip yaptı değil, kim aynı işi daha az enerjiyle yaptı sorusuna dayanacak. Düşün, dijital bir spor araba saatte 200 kilometre yapar ama 100 kilometrede 15 litre yakar. Analog sistem saatte 160 kilometre gider ama 100 kilometrede sadece yarım litre tüketir. Pistte dijital kazanır ama şehirde, uzun yolda ve enerji faturasında analog öne geçer. Fizik, dijitalin yapay adımlarını doğanın akışına çeviriyor. Peki bu teknoloji bize ne zaman dokunur? İlk adım veri merkezleri, ardından otomobillerdeki ADA sistemleri, radar ve lidar işleme birimleri, sonrasında pil ömrünü uzatan mobil çipler. Etkisi geniş ama derin olacak. Elbette itirazlar da var. Analog ısınırsa sonuç kayar mı? Hayır, çünkü termal dengeleme ve çevrim içi kalibrasyon devrede. Peki gürültü ağırlığı bozar mı? Hayır, çünkü bu çipler her ağırlık güncellemesini ölç ve düzelt modunda yapıyor. Yani sistem her yazımda sonucu kontrol edip anında dengeye getiriyor. Peki tüm modellerde geçerli mi? Henüz değil. Analog devreler lineer cebir temelli sabit yapılı katmanlarda rakipsiz hız ve verim sağlıyor. Ama dallanma içeren, esneklik isteyen bölümlerde GPU ve CPU hala avantajlı. Yazılım tarafında da büyük bir evrim var. Artık model tasarımcıları ağlarını analog devrelerle daha uyumlu hale getiriyor. Örneğin dikkat mekanizmasında karmaşık dallanmalar yerine bellek içi noktacık hesapları tercih ediliyor. Donanım değişiyor, yazılım uyum sağlıyor. Artık oyun silikon yarışı değil, enerji yarışı. Çünkü yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun arkasındaki güç hala elektrik. Analog hesaplama ise bunu kökten değiştiriyor. Daha az elektrikle daha çok akıl. Basit ama devrim niteliğinde bir denklem. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu video senin de kafanda yeni bir ışık yaktıysa abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda fikrini paylaşmayı unutma. Sence bu teknolojinin ilk büyük etkisi nerede olur? Telefonlarda mı, otomobillerde mi, yoksa veri merkezlerinde mi? Yorumlarda konuşalım. Senin merak ettiğin detayı bir sonraki videoda birlikte masaya yatıralım. Ve son olarak manşetlerde gördüğün 1000 kat hızlı iddiası aslında bilimsel raporlarda belirli görevlerde watt başına 100 ila 1000 kat verim farkı olarak geçer. Mesele hız değil, enerjideki devrim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.